ve hiç değişmiyorsunuz. Yani neredeyse ilk çıktığınızda aynısınız. Bunu sarıydı. Yok canım öyle bir şey. Öylesiniz. <laughs> 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 teşekkür ederim. İltifat olarak kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum genetik bir durum var. Bunun bir beceri olduğunu düşünmüyorum. Hiç hiçbir de bunda övünecek de değilim. rahmetli annem de babam da ...son nefeslerine kadar gerçekten yaşlarını göstermiyorlardı. Hep böyle bir 10 yaş genç gösterirlerdi. Ben de onların çocuğu olarak büyük ihtimalle her şeye biraz... Ama bir, bir şey daha var, sen kendine bakıyorsun da. Bakıyorum. Yani e, sağlığına, kilona hep aynı Emre'sin. Bir de çek şey, e, spor falan da yapıyorsun Yapıyorum, evet. o kadar işin arasında. Abi iki tane erkek çocuk var. <laughs> yani onlarla nasıl yarışacağım mümkün değil. Yani öyle bir laf söylüyorlar ki... <laughs> Ee, hani biraz kilo alsan hemen bir, bir laf sokuyor herif yani hiç durmuyor ondan sonra onun için onlarla yarışmak zorundayım ikisi de yani çok iyi güzel spor yapıyorlar çok şükür anneleri de yaptığı için ben de yaptığım için onları örnek teşkil ettik tabii yani biz zorlamadık hadi spor yapın demedik zaten biliyorsun çocuk dediğini öyle söylediğini dinlemez ee, gördüğünü yapar ee, bizde de eksik olmadı yani spor hiç eksik olmadığı için ben de devamlı spor yaptığım için onlar da küçük yaşlarından beri spor yapıyorlar. Spor önemli bir disiplin. E, çok da kötü alışkanlıklardan ins insanı uzak tutan bir disiplin. Aynen öyle. E, dolayısıyla e, istiyoruz onlar spor yapmaya devam etsinler. Profesyonel olmak zorunda değil. Kuzey'in e, müziğe de ilgisi vardı sanırım değil var, mi? Var ikisinin de var. E, Aslında yetenekli çocuklar ikisi de. Hı hı. Ama ne seçerler bilmiyorum. Ben de açıkçası bir baskı yapmak istemiyorum. Bana ailem öyle yapmıştı. Ne istersem. Hani ben şunu yapmak istiyorum dedim, gitar çalmak istiyorum dedim, babam... ...ertesi gün sahaflar vardı eskiden bilirsin sahaflardan <laughs> gitar metodu alıp getirdi eve. Ee, sonra ben maymun iştahlı oluyor ya çocuk bir yaşta. Evet. Sonra gitar çalmaya başladım biraz su sıkıldım dedim ki ben oyuncu olmak istiyorum o zaman okulu var dedi. O an sonra git okuluna gir. O sonra gittim ben konservatuara girdim tiyatro bölümünden mezun oldum. Ee, dolayısıyla ben de onlar bana ne derlerse... ...sadece önlerini açmak için uğraşırım yoksa onlara bir dayatmada bulunmam. Yetenekliler bakalım ne seçerler bilmiyorum bir yani. Bir röportajında şey demişsin halen geçerli değil mi? Birisi Oxford, birisi sokak çocuğu. <laughs> <laughs> Doğduğunda Oxford mezunu gibiydi <laughs> yani. Ben çok özetledim. Çok evet, uzun bir cümlede. Evet. Yani o kadar zıtlar mahalle. Hatta dedim ki ya hani bak annesi belli, babası belli <laughs> bu çocuk nereden çıktı? <laughs> Çünkü bir şey yani bir cool bir ağır bir oğlan. Ondan sonra hakikaten de böyle bir de bilmiş biraz. E, uyanı, zeki de çok e, Kuzey. Özellikle e, çok güzel dinleyip hemen kapan bir çocuk. E, dolayısıyla da hiçbir şey kaçırmıyor yani. E, dedim ki ya bu herif doğu, Ya Oxford'lu gibi doğmuş bir de böyle. Böyle böyle hep böyleydi yani. <laughs> Öbürü de öyle. <laughs> o da ben tam. <laughs> ben öyleydim. Çocuklar sonra sokaktan beni zor toplarlardı yani. Ondan sonra, abim daha beyefendi, mülayim bir adamdı. Ondan sonra e, tam öyle olmuşuz bizde yani. Çok güzel. Biz bir fotoğraf çekimi yapmıştık e, çocuklarla. Kuzey gerçekten öyle böyle e, abi e, ağır ağır geliyor. Ağır, ağır evet. Şey Uzay böyle oradan buraya zıplıyor buraya, buraya. Ya Uzay'ın Uzay'ın gerçekten kendini sevdiremeyecek kimse yok. Evet. Çok enteresan bir çocuk. Ee, şey yani acayip şeytan tüyü evet. var müthiş bir olan. Ondan sonra kuzey daha soğuktur. Biraz daha soğuktur. Biraz daha cool mesafelidir. Biraz. biraz. daha bir bakar tartar durumu falan öyledir. Ama uzay hop. <gülüyor> <gülüyor> ortamların çocuğu yani. Güzel, <laughs> hemen öyle. bir sıcaklık kuruyor, ortamı ısıtıyor. <laughs> hemen, hemen. Ee, kuzey biraz daha cool. Aynen öyle. Hatta ben o fotoğraf çekimi ben atıyorum. Yemek falan yapmıştım. Evet, evet. evet bir de pasta yapmıştık. Her şeyi evet. dağıtmıştı. Evet. uzay mıydı? Uzaydır evet, o uzaydı. işte. Uzaydır. <laughs> Tabii canım. Uzaydır, kuzeyde böyle yapmasana uzaydır. <laughs> Ah, Rica. Çok iyi anne, çok iyi babasınız. <laughs> çok şükür. Vallahi harikasınız. Çok ee, şükür. Olmazsa olmazlarını hep konuşuyoruz her seferinde ama örnek teşkil ettiği için tekrar hep tekrar etmek istiyorum. Yani ne yaparsan yap, iki elin kanında olsa bir şekilde oraya bir uğruyorsun, görüyorsun, geliyorlar. Yani zamanını ayırıyorsun tabii, sen tabii. de. Tabii. Mesela bir geç en son geldiğimizde hemen koşa koşa şimdi çocuklarla beraber olacağım. Onlara sözüm var bilmem. Arada akşam bilmem konsere çıkacağım falan. Aa, evet, evet. Hep böyle bir devam mı hayat? Tabii devam. Yani mesela konserden önce onlarla yemek yemeden gitmiyorum konsere yani muhakkak onlarla vakitimi hafta sonuysa özellikle hafta sonu bende kalıyorlar ya evet. o yüzden de onlarla vakit geçirmeye ya yani son ana kadar onlarla vakit geçiriyorum hatta onları götürebileceğim bir konserse de onlar da gelmek isterse götürüyorum geçenlerde mesela bizim Galata Port konserine ee, uzay e, oyun oynamayı tercih etti ama Kuzey <laughs> arkadaşlarını toplayıp geldi mesela. Şaka yapıyor çok güzel ya. <laughs> 5-6 <laughs> erkek Aa. ondan sonra bir ara bak ben karavandan indim evet. karavanda hazırlanıyordum falan indim dışarıda orkestra oturup karavan gidiyordu geliyordu en son. <gülüyor> <gülüyor> İçeride 5 bir de hepsi çok iri iri çocuklar yani bir dövüşmeye kalktıkları zaman gerçekten karavan devrilecek gibi oldu bir ara. Ama şeyler, e, e, seviyorlar e, birbirleriyle vakit geçirmeyi arkadaşlarıyla. Ondan sonra ben de onun için hepsini birden aldım. Konsere götürdüm. Çok da güzel vakit geçirdiler. Ne Şunlar güzel harikasın.